Candır, iyi seneler diliyorum sizlere. Önümüzdeki yıl yeniden birlikte olacağız hiç şüphesiz. Evet, bu bölümü bitirmeden Aile ve Menkul Değerleri gidelim. Arda Coşar bizi bekliyor. Arda selam. Merhaba. Geçen hafta sert düşüşleri konuşuyorduk. Bugün de sert yükselişler var piyasada. Borsa İstanbul'da %5'in üzerine çıktı prim. Ne diyorsun, bu ne kadar kalıcı bir tablodur? Seviyeler tarafında tahminleriniz ne yönde? Nereye doğru koşuyor BIST 100 endeksi? Öncelikle geçtiğimiz haftaya baktığımızda yurt dışı haber akışında oluşan gerginlik sebebiyle BIST 100 sert satışlar vardı. Bugün baktığımız zaman yurt dışına gerginlik yaratacak bir haber akışı söz konusu değil. Bu yüzden BIST 100'e tepki alımları geliyor. Ayrıca dolar TL'de gevşiyor. Bunun da olumlu etkisi var. Bu kapsamda BIST 100'de yukarı yönlü bir hareket görüyoruz. BIST 100'ün bugün 66.000 seviyesini yukarı yönlü kırmasını olumlu buluyoruz. Oldukça olumlu bir durum. Önümüzdeki günlerde yurt dışında bir gerginlik haberleri gelmediği takdirde ve BIST 100'ün de 66.000 seviyesi üzerine tutulduğu takdirde BIST 100'de 68.000 ve 70.000 seviyeleri görülebilir. Ama yurt dışında herhangi bir olumsuz veri durumunda, olumsuz bir haber durumunda ise BIST 100'ün tekrar 66.000 seviyesini aşağı kırması olumsuz olur diye düşünüyoruz. Bu açıdan önümüzdeki günler 66.000 seviyesi izlenmeye diye düşünüyoruz BIST 100'de. Evet, BIST 100'deki rahatlamada kur baskısının hafiflemiş olmasının etkisi var senin de söylediğin gibi. Şu anda 2.13'ün de altına gevşemiş bir dolar TL görmekteyiz. Merkez Bankası'nın da döviz sattığını görüyoruz. Acaba bunların katkısıyla daha da aşağıda bir gevşemeyi biz gün sonunda görebilir miyiz? Nedir sizin yön tahmininiz orada? Şimdi Merkez Bankası bugün 600 milyon dolar döviz satacak, artık parasal sıkılaştırma günü. Tabii bunun dolar TL'nin gevşemesinde katkısı var, ancak ana etken biliyorsunuz geçen hafta bayağı haber akışı yoğundu. Bugün yoğun değil haber akışı yurt içinde. En büyük etki buna ait. Yurt içinde herhangi bir olumsuz bir haber akışı olmadığı için artı Merkez Bankası'nın 600 milyon dolar döviz satması, bu yönde ek parasal sıkılaştırma yapması oldukça fazla, geçtiğimiz hafta oldukça fazla yükselen dolar TL'yi gevşetiyor. Şu an bakmamız gereken seviye 2.12.50 seviyesi. Şu an burayı aşağı yönlü kırılsa, bu destek seviyesi de şu an 2.12.50 seviyesi aşağı yönlü kırılsa 2.11 ve 2.10 seviyesinin doğru bir gevşeme görülebilir önümüzdeki günlerde. Yurt içinde herhangi bir dolar TL'yi arttırabilecek bir haber gelmesi durumunda ise bakmamız gereken seviye 2.13.25 seviyesi ve 2.15 seviyesi. Önümüzdeki günlerde bir olumsuz haber gelmesinde ve dolar TL'nin yükselmesi durumunda 2.15 seviyesi kritik öneme sahip. Burayı izlememiz lazım dolar TL'ye dair. Peki Arda, çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar dilerim. Evet, ilk bölümün sonuna geldik. Hadi kısa bir araya gidelim. Sonra ikinci bölümle yeni konuklarımızla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Ekran başından ayrılmayın.